Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Azeroth sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte Shadowlands Alpha çıkmadan önce gameplay'i şöyle bir masaya yatıracağız. Gameplay'de olması gerekenler, şu anki sistem nasıl, neler var, neler yok ve ileride neler yapılmalı buna bakıyor olacağız. Şimdi öncelikle bugünkü yayını gameplay anlamında değerlendirirken iki kısma ayırıyor olacağım. Birincisi Legion'dan BFA'ya geçerken yapılanlar, ikincisi de BFA'dan Shadowlands'e geçerken yapılanlar oluyor olacak. Only Marigold, çok teşekkür ederim abone olup desteklediğin için. Aramıza hoş geldin. Şimdi öncelikle Legion tabii ki güzel bir ek paketti. Gameplay anlamında da, Warlords of Draenor'dan sonra gelmiş olması anlamında da gerçekten güzel bir ek paketti. Ve onda Blizzard'ın görmüş olduğu bazı eksiklikleri gidermek açısından BFA'ya girerken bazı aksiyonlar alındı. Bu aksiyonların alınmasına neden olarak gösterilen durumlara bu aksiyonlar çözüm olmadı ne yazık ki. En kötü, yani BFA ile ilgili aklımızda kalan özelliklerden biri bu. Bu sadece 8.0 gelirken değil, 8.1, 8.2 ve 8.3'te de bunlar oldu. Fakat 8.3'te artık iyice su yüzüne çıktı bu olay. Ve insanların biraz hani Twitter'da bazı hesaplar açılarak dalga geçmesine falan neden oldu. Ian Hazzi Kostas Kods adı verilen hesaplarla. Artık burada söylenenlerle yapılanların birbirine olan uyumsuzluğunu göstermek adına. Dolayısıyla şöyle biraz geçmişe giderek hatırlayalım. Bir kere Legion'da ne vardı arkadaşlar? Hepimizin çok sevdiği, çok yakından bildiği raid tier'lar vardı. Raid tier şuydu: her bir klasın o raid'den kendine özgü bir class seti oluyordu. Bir raid seti oluyordu. 5 parçadan oluşan. Bu 5 parçanın herhangi ikisini toplarsanız bir özelliği, herhangi dördünü toplarsanız ikinci bir özelliği açılıyordu. Dolayısıyla bu hem kozmetik olarak klasların o raid'e ait bir görünüme kavuşmuş oluyordu ki bu World of Warcraft'ın Vanilla döneminden beri olan bir şey. Hem de o raid'e girmek için önünüze bir amaç olmuş oluyordu. Yani o seti toplamak, o setle birlikte oyunda mücadele etmek. Daha sonradan da Blizzard şunu söyledi: bu setler bizim karakterlerimizde o kadar önemli bir yer kaplıyor ki oyunun dışında alınabilecek bütün diğer eşyaların o setlerin ikamesi olmuyor. Onların yerine geçemiyor dediler. Ve dolayısıyla biz başka bir sisteme geçiyoruz. Raid tier'lerini kaldırıyoruz dediler. Şimdi raid tier'lerini kaldırmaları biraz kötü oldu. Çünkü neden? Bir kere dediğim gibi her bir klasın kendine ait kozmetik bir güzelliği vardı. Artık o güzellik olmayacaktı. Ve nasıl bir sistem getirdiler? Artık her bir raid'in o raid'e ait armor tipi var. Yani cloth, mail, leather ve plate armor tipleri var. Dolayısıyla bunlar düşecek görünüm olarak ve bu görünüm olarak düşmüş olan şeylerin de oyunun içerisinde bir set olarak herhangi bir gameplay etkisi olmayacak. Şimdi başka eşyaları takabilmek adına güzel bir önlem diye düşünebiliriz. Ama onun yerine ne geldi arkadaşlar? Azerith Armor sistemi. Şimdi raid tier'leri kaldırıp da Azerith Armor sistemi geldikten sonra Azerith Armor'ın içerisindeki Azerith Trait adı verilen o özellikleri toplamaya çalışmak, onların biraz RNG'ye açık olması, eşyalar düştükten sonra onun içerisindeki Azerith Essence'in yaramamasından kaynaklı onu giyememe ve onların da optimal bir şekilde giyildiği zaman best in slot, yani bir kafalık mesela giydiğiniz zaman artık ondan daha üst, daha iyi bir kafalığın olamayacak olması içerisindeki traitlerden ötürü böyle bir sisteme gidildi. Şimdi böyle bir sisteme gidildikten sonra eğer siz Azerith armorlarınızda kendi essence'lerin, pardon, kendi traitlerinizi toplayabildikten sonra raid tier'le aynı oldu. Bu sefer 3 parçayı değiştiremez oldunuz: kafalık, omuzluk ve chest. Yani üstünüze giymiş olduğunuz şey. Dolayısıyla
tam raid tiyerlerini de raid tiyerlerinde söylemiş oldukları o sebepleri ortadan kaldırmamış oldu. Bu bir. İkincisi, insanların bütün kozmetik o ürün şeyden aldıkları, raid'den aldıkları eşyaların birbirine benzemesine yol açtı. Ve o kadar kötü bir durum oldu ki, yani mesela Uldir'de bir Death Knight'la bir Paladin her ne kadar klas olarak çok çok farklı olsalar da, hikaye anlamında çok çok farklı olsalar da aynı setleri giyinmeye başladı. Yani bu Priest, Warlock için de öyle, Hunter ve Şaman için öyle, Monk, Druid ve Rogue için de öyle. Dolayısıyla her iki tarafta da bir, yani hem söylemiş oldukları sebebi bir çare olmamış oldu, hem de Azerite Armor sistemi oyuncuları arasındaki o çeşitliliği azaltmış oldu. Ve klaslar tamamen birbirine benzemeye başladı. Ve daha sonradan da o essence'ler arkadaşlar ilk başta, essence diyorum hep pardon, trade'ler. Azerite Armor'lar düştükten sonra eğer size yaramayan bir şey varsa arkadaşınıza trade edemiyordunuz. Bu çok büyük bir şeye yol açtı. Hani ne denir ona? Böyle bir infiale yol açtı. Ya biz nasıl veremiyoruz? Bize yaramayan eşyalar çöp oluyor. Dolayısıyla onu daha sonradan, yani bir yaklaşık 15 gün sonra o yaptıkları hatayı anlayarak onu yapılabilir hale getirdiler. Dolayısıyla biraz iyi başlamadı Azerite Armor sistemi ve o sistemin getirdikleri. Ve oyunun BFA ile birlikte, yani Legion'dan sonra BFA'ya geçişle birlikte oyunda iki yeni özellik tanıtılmıştı. Birisi Island Expedition, diğeri de Warfrontlar. Fakat iki özellik de oyuncuların oyunu tamamen oynayabilmesi ya da o oyunda o yapmış oldukları Island Expedition'lardan ya da Warfrontlardan bir zevk alması gibi bir durum söz konusu olmadı. İnsanlar Island Expedition'ları yapmaları gerektiğini göstermek için Azerite Power'ın en fazla bir hafta içerisinde verilen kısmı Island Expedition'larda oldu. Dolayısıyla o bir zorunluluk halinde, işte günde haftada 3 tane mitik ya da 4 tane heroic ya da 5 tane normal girerek o şeyleri dönmeye çalışmak oldu. Island Expedition aslında güzel bir fikirdi. Hatta PvP'si bence hala zevkli ve bu ay yani 8.3 içerisinde gelecek olan Island Expedition PvP'si 20'ye 20 ya da 10'a 10'luk Battleground'lar da zevkli olabilir. Fakat tabii fikir açısından çok tatmin edici olmadı. Keza Warfront'lar da öyle. Warfront sistemi ilk açıklandığında işte karşı tarafın base'ini ele geçireceğiz. PvP değil, PvE olacak. Ve eskiden Warcraft'ın köklerinden kalma RTS üyelerini içerecek. Kendi base'imizi kuracağız, güçlendireceğiz vesaire. Ama tam olarak kafamızda bir şey canlanamadı. Anlayamadık yani nasıl bir şey olacağını. Ve ben her zaman şunu söyledim. Yani ben Warcraft'ın RTS zamanlarına çok hakim olan bir oyuncu da olmadığım için ve RTS tarzı oyunları da çok fazla hem sevmediğim hem de hakim olmadığım için Warfront'lara biraz böyle çekimser yaklaşmıştım. Bu nasıl bir şey olacak ki diye. Ve hani çokça insanların böyle rağbet göstereceği bir şey olmadı. Ki Blizzard biraz bunda Warfront'tan gelen ödüllerin de daha tatmin edici olmamasıyla biraz daha altına yani oymuş oldu Warfront'ların. Dolayısıyla çok beğenilmedi. Sistem karmaşıklığı oldu. Aynı zamanda 8.0'da yapılan hatalar 8.1 ile 8.1'dekiler 8.2 ile 8.2'dekiler 8.3 ile düzeltilmeye çalışıldı. Azerite Armor geldi. Azerite Armor'ları daha sonra Azerite Essence'lere eklendi. O Essence'ler için yapmanız gereken şeyler sizin oyunun hangi yönünü oynadığınıza bakmaksızın PvE ise PvP yapmaya zorladı. PvP ise PvE yapmaya zorladı. Ve o essence'lerin account bound olmaması ki bu hafta yapılan açıklamayla artık essence'leri alabiliyor durumda olacağız. Account bound olmaması ile birlikte zaten alt friendly olarak ya da alt dostu olarak başlamamış olan bir expansion
daha da alt dostu olmayacak şekilde gitti. Ve en sonunda da 8.3'te de bir legendary back ve o back'i geliştirmek için girdiğimiz Horrific Vision ve sistemler. Dolayısıyla arkadaşlar, bunu ben Patrick Dawson'la yaptığımız röportajda direkt kendisine de sordum. Yani biz özellikle Battle for Azeroth'ta her yeni patch sanki yeni bir expansion oynuyormuşuz gibi sil baştan sistemlerle tanıştık. Yani World of Warcraft'ın bu 8. expansion'ı ben hayatımda ilk defa bir expansion'ın patch'leri içerisinde sistem değişikliğine bu kadar fazla gidildiğini gördüm. Yani bu ne Legion'da oldu? Yani Legion'da bir artifact silahımız vardı. O artifact silahıyla devam ettik yolumuza. İşte Warlords of Draenor'da hiçbir şey yoktu. ve diğer expansion'larda da. Yani ortaya konan sistem ve o expansion'ın bir özelliği olarak göstermiş olan sistem bütün patch'lerde aynı şeyde takip etti. Ama burada öyle değil. Burada devamlı bir şeyleri düzeltme ve bir şeyleri ekleme çabası içerisinde geçti. Ve bunu sorduğumda da yani bu ilerleyen şeylerde de böyle mi olacak dediğimde tam tatmin edici bir cevap alamadım. Yani şu anki sistemin oyuncuların geri beslemelerine yönelik olduğu için yapılan sistemler olduğunu söyledi. Yani bu şunun bir kabulü mü? Evet, biz Battle for Azeroth'a başladığımızda gameplay anlamında bayağı çuvallamıştık. Crash Way, çok teşekkür ederim abone olup beni desteklediğin için. Hoş geldin aramıza. Biz acaba yani bunu en başından beri böyle mi tasarladınız? Yoksa oyuncuların isteği doğrultusunda bunlar mı oldu? Yoksa bu dediğim gibi bir şeyleri baştan yaparken yapamamanın bir kabulüyle mi gerçekleşti? Onu bilmiyoruz. Ama BFA'da en bence oyuncular için sevimsiz ama ileriye yönelik atılan adımlar için bence son derece olumlu bir gameplay değişikliğine gidildi her seferinde. Ve ben geçen tweet atmıştım bununla ilgili de. Biz ilk defa arkadaşlar bu kadar çok currency ile, para birimiyle bu oyunu oynuyoruz. Yani Horrific Vision Essence'leri, ondan sonra Mother'da şeyi arttırdığımız War Resource'lar, işte Seventh Legion ya da Horde'daki karşılığıyla oradaki para birimi, yeni gelecek olan ve şimdi Essence'leri almamızı sağlayacak olan daha oyuna entegre edilmemiş yeni para birimi ve tamamen karmaşık bir sistem oldu. Ve bu sisteme yani bu sistemin içerisindeyken de 8.2'nin içerisindeyken de Ian Hazzikostas dedi ki oyunun içerisindeki RNG elementleri, ki bu RNG'den biz biraz çekiyoruz arkadaşlar. Bunda yalan yok. Yani Legion'da daha çok gözümüze sokulan bir sistemdi bu, hatırlıyorsanız. Legendary item sistemi. Siz oyunu oynarken yapmış olduğunuz bir world quest'ten, kesmiş olduğunuz bir boss'tan ya da dünya üzerinde gezerken açmış olduğunuz herhangi bir sandığın içerisinden o sandığı açtığınızda bir legendary eşya çıkma olasılığı var. Ve bu olasılıkla birlikte hangi legendary'nin çıkacağı da tamamen rastgele. Bunun yanında şey zamanını tanışmıştık onunla, Warlords of Draenor zamanında Warforge, işte daha sonra Titanforge ve türevleri şeklinde gitti. Almış olduğunuz eşyanın da item level'ının daha yüksek olabilme ihtimali. Ve bu sınırı yok. Yani atıyorum mesela bir şimdiki şeyle konuşalım. Şu an kaldırıldı o sistem de. Şimdiki sistemle konuşalım. Diyelim ki normale giriyorsunuz. Normal ne atıyor size? 445 item level atıyor değil mi? 460 item level atma ihtimali %5. 475 item level atma ihtimali de onun %5'i. Dolayısıyla her seferinde zar atıyorsunuz. Her tutturduğunuzda bir zar atma hakkınız daha oluyor. Dolayısıyla LFR'ye giden biri çok çok şanslıysa, yani gezegenler aynı hizaya denk geldiyse vesaire, bir mitik seviyedeki bir eşyayı düşürebiliyordu. Şimdi buradaki rastgelelik biraz oyuncuların canını sıkmış durumda olabiliyor. Çünkü neden? Yani şu açıdan bakabilirsiniz. Oyunda kendi
oyunculuğunu gösteremeden, o oyunun zorluğunu tecrübe etmeden eşyalarını giyinebilen şanslı insanların varlığı. Ya da oyunu oynarken o şanslılardan olabilmek için sizin kendinizi yormanız. Yani devamlı onu deniyor olmanız. Şimdi bir yerde RNG bir yere kadar iyidir arkadaşlar. Neden iyidir? Mesela ben diyelim ki üstüm tamamen 460 ve arkadaşlar diyor ki bizimle Hero'ya gelir misin? Benim onlara sadece yardımcı olmak amacıyla değil, aynı zamanda oradan eğer şanslıysam belki biraz daha üst seviye eşya düşebilir diye de girmem oyunu oynattıracak güzel bir şey. Yani ben buradaki o RNG mantığının yani oyuna eklenmesini bir nebze anlayabiliyorum. Oyunu oynatma açısından. Yani bunda da herhangi bir sıkıntım yok benim açıkçası. Fakat eğer oyunu bir rulete çevirirseniz bu sefer o oyundan ya da oyuncudan progres hissiyatını alıyorsunuz. Bu da bir RPG'de yani bir role playing game'de olmaması gereken özelliklerden biri bence. Yani bu benim şahsi görüşüm. Şimdi nedendi? Warforge ve Titanforge'daki çekincelerinizi anlıyoruz. Buradaki işte rastgeleliği anlıyoruz. Bunu kaldırıyoruz artık. Warforge ve Titanforge da olmayacak. Dendi 8.2'de. Ve 8.3'te ne geldi arkadaşlar yerine? Corruption. Şimdi Corruption sistemi birazcık masaya yatırılması gereken bir sistem. Neden masaya yatırılması gereken bir sistem? Çünkü oyunun rastgeleliğinin kötülüğü göz önünde bulundurularak kaldırılmış olan bir sistemin yerine gelen bir sistemin ondan çok çok daha fazla ve çok çok daha bozuk. Yani bozuktan kastım gerçekten hani oyunu oynayamamanıza neden olabilecek kadar güçlü eşyalar oluyor olması. Tabii ki de sıkıntılı bir durum oluşturdu. Şimdi Ian Hazikostas'ın geçtiğimiz ay içerisinde sanırım Blizzard Radio'ydu, tam hatırlayamadım şu anda, yapmış olduğu bir röportajda biz bu corruption sisteminin geri bildirimlerinden çok memnunuz ve bu sistemi çok beğendik demesi bende bir alarm oluşturdu. Ne için? Shadowlands için. Şimdi arkadaşlar, Warforge ve Titanforge'daki dediğim RNG sizin sadece eşyanızın eşya seviyesini belli bir şekilde arttırma, onun bir oranına göre arttırmaya dayalıydı. Şimdi Corruption sistemindeki RNG'ye bakacak olursak bir eşya düştüğünde Corruption'lı düşme ihtimali var. Yani bozulumlu düşme ihtimali var. 2. Onun Corruption'lı düştükten sonra hangi corruption'a ait olduğu var. Yani bu Mind Flay mi düştü, işte Echoing Void mi düştü, Twilight Devastation mı düştü, Master'i mi, Lich mi? Yani bu çeşitlilik var. O da yetmiyor, rank'ı var. Rank 1 mi, rank 2 mi, rank 3 mü? Şimdi bu sefer hani yani yağmurdan kaçarken doluya tutulma durumu derler ya hani. Öyle bir durum söz konusu oldu. Bu sefer yani biz Warforge ve Titanforge'a üzülürken 3 katı RNG geldi oyunun ortasına. Ve oyunda gerçekten hani o progres hissiyatı tamamen ortadan kaybolmuş oldu. Neden? Çünkü bu corruption'lı eşyalar o kadar güçlü oldu ki insanlar hani bırakın raid'e girmeyi, mesela diyelim ki normal giyindim. 445 itemlarım var. Ama hiç corruption'ım yok mesela. Tutup da 460'daki heroic raid'e gireceğine world quest'lerden gelecek 415'lerin corruption olabilme ihtimaliyle world quest, eşyalı world quest dönen insanları gördük. Corruption sistemi ilk geldiğinde. Neden? Çünkü oradan düşebilecek bir rank 3 Twilight Devastation'la 415 bir eşya 445 eşyanın yerini alabildiği gibi 460'lı bir eşyanın bile yerini alabilecek ölçüde güçlü oldu. Hatta oyunun ilk zamanlarında Echoing Void böyleydi yani hatırlarsanız. Çift Echoing Void takan yani
başka hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyordu. Şimdi bu kadar çok RNG'yi de bu işin içine katarsanız bu iki anlamda oyunu bozuyor. Oyunu oynattırmıyor. Bir, şimdi gerçekten şanslı olan bir kişiyi düşünelim. Yani Hero'ya girdi, Ratio'nu kesecek ya da Mythic Plus'a girdi. Hiç fark etmez. Ratio'nu kesti ve Rist düştü mesela diyelim ki. Eğer o Rist, o class'ın, o spey'nin ya da işte evet o class'ın, o spey'nin kullanabileceği biz bir corruption'sa ve rank 3'ü düştüyse tamam artık o eşyanın yerine başka herhangi bir eşyanın düşmesine gerek yok. Dolayısıyla mesela Heroic'de böyle yüksek corruption'lı bir eşyanın düşmesi daha sonradan sizin Mythic'de ya gene acaba o kadar şanslı olabilecek miyim, girmeme gerek var mı diyerek sizi hani oyundan soğutabiliyor. Çünkü girmişsiniz artık, almışsınız o eşyayı şansa ve artık yani çok bir anlamı yok bir daha heyecanlanmanın başka bir eşya için. Öbür tarafta da tam tersi. Mesela benim hala diyelim ki bir Mindfill'e ihtiyacım var ve Rank 3'e ihtiyacım var. 1 giriyorum, 2 giriyorum, işte normaline, heroine giriyorum, mitikten düşürmeye çalışıyorum, düşmüyor. Ve artık bir yerden sonra bunun ya düşmesi gerçekten bunun çok şans işi olduğunu düşünürsem o da bu sefer benim için kötü. Yani her iki durumda da insanın, oyuncunun progres hissiyatıyla oyunu oynamasına ket vuruyor corruption'lı eşyalar, sistemler. Peki Blizzard bunu düzeltmek için ne yaptı? Önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar Horrific Vision'lara girdiğinizde Horrific Vision'ın sonundan düşen eşya muhakkak corrupted'lı olacak. Böylelikle daha deterministik. Yani muhakkak corrupted'lı olacak gene RNG'yi ortadan kaldırmıyor. Yani bir tane ben onun için 10.000 şey harcayacağım. Currency harcayacağım. Bir tane key alacağım. Key ile gireceğim ve çıkabilecek 10 farklı corruption'dan çıkabilecek 3 farklı rankına birçok şeyi var. 30 farklı şey var. Bab Bey çok teşekkür ederim abone olup beni desteklediğin için. Hoş geldin aramıza. Ve ben bu 30 farklı şeyden zar atacağım her girdiğimde. Ve o da yani şey bir zar da değil. Ucuz bir zar da değil. Yani benim bütün bir haftalık işte dönmüş olduğum daily'ler vesaireyi koyarak atıyor olacağım. Ki o da corrupted eşyanın kesin düşeceği durum için söz konusu. Bizim mesela guild'de arkadaşlarımız var. Hala bakın arkadaşlar 8.3 geleli ne kadar oldu? Hala daha kendi corruption'lı eşyasını düşürememiş arkadaşlar var. Ne yazık ki. Bir de oyundaki progres hissiyatını baltalayan en önemli şeylerden biri. Ionazikostas bunu kendisi de çok daha önce söylemişti. Asin çok teşekkür ederim abone olup beni desteklediğin için. İkinci ayında çok sağ olasın. Şunu söylemişti. Eğer bir eşyanın seviyesi ya da girmiş olduğun zorluk derecesine göre yüksek gelirse o eşya progreste öndeki eşyayı takmak için daha anlamlı olmasını istiyoruz dedi. Ama hiç de öyle değil arkadaşlar. Yani hiç öyle değil. Ben yani Hero'yu tamamen bitirmiş ve işte kendi eşyalarını almış bir oyuncunun kendi biz corruption'larıyla falan bunu yapmış olan bir oyuncunun Mythic'e geçtiğinde o Mythic'ten düşecek olan bir eşyaya heyecanlanıp heyecanlanmayacağını bilemiyorsunuz. Yani bilmiyorsunuz. Ya da ne bileyim mesela eskiden raid'e girerdik. Raid'de işte ilk boss'a bakardık, düşen şeylere bakardık. Şimdi o hiçbir şeyi heyecanlandırmıyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki mesela 445 item level'lı ve corruption'lı herhangi bir şey eğer üzerinizde varsa onu takmışsanız o takmış olduğunuz şeyin üzerine bir 460 corruption'lı olmayan bir item düştüğünde heyecanlanmayacaksınız. Dolayısıyla bu Mythic Plus'lara da sıçradı. Sandık yani nereden eşya alırsanız alın almış olduğunuz eşyayı üzerinize giymeden şöyle bir bakıyorsunuz. Ha diyorsunuz bu yarar mı yaramaz mı?
Corruption sistemiyle birlikte gelen negatif etkilerin gameplay'de görülmesi güzel bir değişiklik. Yani oyun içerisinde daha önceden böyle bir şey hiç görmedik. Siz kendinizi güçlendirirken bu güçlendirmenin bir pahasının olması, bir ederinin olması ve ona göre onu ayarlamaya çalışmanız bence güzel bir özellik. Çünkü yani istediğiniz kadar da corrupt eşyalar giyemiyorsunuz. Yani bir raid'e girdiğinizde ben full corrupted gireceğim falan olmuyor. Özellikle PvP yaparken ya da ne bileyim çok zorlu ya da progress yapmanızı gerektirecek olan bosslarda kimi zaman yani benim altımda alan açılmasın, daha az hasar yiyeyim de healerların işini kolaylaştırayım diye kendi DPS'inizden feragat etmeniz ve o balansı ayarlamaya çalışmanız güzel bir özellik. Ben umarım buradaki RNG kısmı için değil ama sadece burada yapmış oldukları o yeniliğin içerisindeki güzelliği gördüğü için iyiyim ve biz şu an Corrupted'dan memnunuz demiş olsun. Öbür türlü bana birazcık şey geliyor. Eğer bu corruption mevzusu Shadowlands'a sıçrarsa bu haliyle, bu kadarki RNG haliyle oyuncular birazcık tedirgin olacaktır bununla ilgili olarak. Ve aynı zamanda BFA ile ilgili arkadaşlar söylemek istediğim bir şey daha var. O da şu ki oyunun içerisinde canlıya alınmış sistemlerin artık yeterince test edilmediğini oyuncuların görüyor olması. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Ben kendim de bir bilgisayar mühendisi olduğum için, bir yazılımcı olduğum için işte devreye alımlar, test süreçleri bunları bilen bir insanım. Ve empati yapabiliyorum bazı yerlerde. Yani bazı şeyler öngörülemeyebilir, olabilir. Çok uç test case'lerinde onlar fark edilmemiş, kaçmış olabilir. Çünkü oyuncular mutlaka bir yerden onu böyle hani nasıl denir ona? Yakalıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde eğer o oradaysa o yakalanabiliyor. Şeyi düşünün mesela. Lich King zamanında hatırlıyor musunuz? Çok çok eski bir eşya kullanılmıştı da daha sonradan o first kill ellerinden alınmıştı Heroic Lich King'de. Mesela onu oyuncu bulabiliyor ama onu herkes düşünemeyebilir bu kadar kompleks bir şeyde. Ama ve lakin eğer çıktığı haftadan ya da çıktığı günden 2 hafta sonra siz eğer bir corruption mekaniğini %50 nöflemeniz bize gerektirecek kadar test edilmemişse o bir sorundur. Neyden bahsediyorum mesela? Echoing Void'den. Neyden bahsediyorum mesela? Twilight Devastation'ın AoE yeteneğinden. Yani bunlar oyunun yeni gelen özelliği olduğu için bir de patch aralarında eklenen özellikler tabii ki de test edilmesi daha zor. Çünkü expansion başında oyunun mekanikleri test edilir. O test edilmesi için önünüzde 7 ay, 8 ay gibi bir süre vardır. Ama siz eğer hani kervanı yolda düzerek patchler arasında bu kadar çok sistemi bir araya getirirseniz onların test süresi kısaldığından daha kalitesiz test yapabilme ihtimaliniz olur. Echoing Void'in %50 nerf yemesi arkadaşlar hani tamamen bundan kaynaklanıyor. Şimdi oyuncular tabii ben de ona dahildim. Yapılmaması gereken hareketlerden biriydi ama o dönem Echoing Void o kadar çok vuruyordu ki insanlar diğer eşyalarını kırdılar. Echoing Void gelene kadar farmladılar. Onları üzerlerine taktılar ve devam ettiler. Ve daha sonradan da o nerflenince bu sefer çöp oldu. Dolayısıyla biraz daha test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Corruption'ın bir kötü özelliği de 8.3'te gelmiş olan bir kötü özelliği de özellik sadece kendi başına çok vuruyor. Şimdi bu iyi bir özellik de olabilir, bu kötü bir özellik de olabilir. Hangi yanından bakarsanız. Yani karakterinizin daha fazla vuruyor hissiyatı güzel bir şey. Ama artık bir klas şeyi kalmadı. Yani klaslar artık 3'e ayrılıyor. Twilight Devastation, Mindflay, atıyorum işte Echoing Void ya da her neyse diğeri, o daha çok vuranlardan. Bunlara ayrıldı. Infinite Star mesela örneğindeki gibi. Şimdi
kimsenin oyunculuğuna söz söyleyecek halimiz yok bizim bu dakikada ama bakıyorsunuz mesela loglardan inceliyorsunuz en azından Warcraft logs'a bakıyorsunuz. Bir oyuncunun kendi rotasyonunda finisher adı verilen mesela en yüksek vurduğu skill. Yani bu nedir? Mesela Fire Mage'de Pyro'dur değil mi? İşte Retri Paladin'de Templar's Verdict'tir. Bunun gibi skill'lerin vurmuş olduğu toplam hasarından daha fazla üzerinize giymiş olduğunuz bir eşyanın pasif hasarı varsa bu bütün klasları aynı seviyeye çekiyor demektir. Yani burada kimse bir oyunculuk göstermiyor ya da o klasın vurması değil o eşyanın vurmasına dönmüş oluyor olay. Dolayısıyla bu ve bu kadar büyük bir artışta arkadaşlar bu kadar büyük bir artışta bir corruption eşyasının sizin DPS'inize verdiği katkıda o corruption eşyası olmayan tüm sınıfları oynanamaz kılıyor. Bakın 8.0'da biz ne diyorduk? Enhancement Şaman ve Feral Druid'ler oynanamaz durumda. Neden? Çünkü onların Azerith trait'leri çok düzgün değil. Klas ayarlamalarında onların DPS'leri aşağıda kalmış vesaire bunu söylüyorduk değil mi? Şimdi arkadaşlar kendi eşyası, corruption eşyası düşmemiş bütün sınıflar oynanamaz durumda. Buna Fire Mage dahil, buna Retri Paladin dahil, buna yani DPS için konuşuyorum. Buna Elemental Shaman dahil, buna Feral Druid dahil. Yani Feral Druid zaten 8.0'da cebelleşiyordu. Hani belki o kendi corruption itemlarını başkalarından daha önce şansa bulursa artık DPS metresinde biraz daha üstte kendini görebilir ama bu şey bir görünme. Nasıl diyeyim? Hani sahte bir görünme. Bunun diğer klaslar da kendi corrupted eşyalarını bulduğu zaman onlar da birbirlerinin üstüne çıkacak. Ve şimdi nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle bir durum oluyor. Mesela ben bir dungeon boyunca Templars verdiktimle 10 milyon vuruyorum. Eğer Infinite Star'da takıyor olsaydım başlı başına Infinite Star'da bir 5-6 milyon vuracaktı. Bir anda bende bir %50 DPS artışı olacaktı. Diğer skill'leri şey yapıyorum yani sürtünme önemsizdir. Şimdi bende eğer o yoksa benim dungeon'daki diğer arkadaşlarım ya artık dungeon demeyelim zindandaki diğer arkadaşlarımdan neredeyse %50 ve %25'e daha yakın bir şekilde daha az DPS yapıyor oluyorum. Yani bu da ne demek? Eşyan düşene kadar oyunda hani oynayamazsın ya da o seviyeye gelemezsin anlamına geliyor. Ve dolayısıyla da bu oyunun klas karakteristiği, oyuncu karakteristiği ve oyunculuğun önemini bir şekilde baltalamış oldu. Aynı zamanda bu corrupted eşyaların rank 3'ünün mitik raid'lerde bind on equip olarak düşmesi ve insanların bunu oyun içerisinde auction house'lardan satın alabiliyor olması oyunun tamamen bambaşka bir rengi oldu. Neden? Çünkü işte Blizzard Watch'un geçmiş şeyde yayınlanan bir makalesine göre complexity limit o eşyaları alabilmek için ki bakın o eşyaları eğer farmlamaya kalksa RNG'den belki de hala düşüremiyor olacaktı. Çünkü şansa yani yarın da düşürebilir hepsini ama 6 ay şey yapsa gene de düşüremeyebilir. Tamamen şansı olduğu için. Yani bir olasılık olduğu için. Onlar üzerine toplam 257 milyon gold'tu yanlış hatırlamıyorsam o eşyalara para harcamış. Şimdi 257 milyon gold eğer sponsorunuz varsa bir guild için belki verilebilir bir para. Sponsordan alır şeyleri onları Blizzard'ın WoW tokenlarından gold'a çevirir. O gold'larla gider bütün serverları dolana dolana auction house'lardan o alışverişlerini yapar. Fakat burada eğer World First yarışı varsa ben o World First yarışının gerçekten oyuncuların oyunculuğuyla görmek istiyorum. Yani şimdi geçtiğimiz hafta Pieces şey oldu artık sadece bir World of Warcraft Guild'ı değil artık bir e-spor takımı olduklarını açıkladı. Bu adamlar zamanda dünya birinciliğini de aldılar biliyorsunuz. Hatta bu expansion'ı da aldılar. İki boss'lu raid'de aldılar.
Şimdi bu guild'ın herhangi bir sponsoru olmadığı için, o 257 milyon gold'u harcayamadığı için belki, o eşyaları çekemediği için, Corrupted'lı eşyaları, bu yarışta geriye düşmesi kimsenin isteyebileceği bir şey değil. O zaman bu neye dönüyor arkadaşlar? Bu kadar yüksek eşyaların oyun içerisinden değil de direkt Auction House'dan da alınabilir olması. Hani eğer siz bir, ne bileyim, bir zenginle anlaşıp da kendi guildınıza da bu, ya tabii ki oyunculukları da var, ben şimdi hani tamamen şey yapmıyorum ama World First yarışında herkesin oyunculuğu var. Yani bence ilk 50'nin içerisine girmiş bütün guildlar World First yarışında birbirlerini yenebilirler diye düşünüyorum ben. Tabii ki de kaliteli oyuncuların bir araya geldiği, Method gibi, Limit gibi guildlar var ama hani ilk 10'daki yarışın daha keyifli geçebilmesi için hepsinin oyunculuğu belli bir seviyede. Ama siz bunu bu eşyalarla, Corrupted eşyalarla bu seviyeye çekerseniz, bu sefer insanlar kendi progreslerini raid yaparken ki gösterdikleri progresi artık Auction House'a giderek o progresi orada gösterirler. Ve üzerlerine girdikleri eşyalarla da her giymiş olduğu, her AH'den almış olduğu eşyayla bosslar daha kolaylaşarak kesilmiş oldu. Ben ilk defa hayatımda bu kadar clean bir World First kill gördüm Nuzzot fight'ında. Neden? Çünkü gerçekten çok güçlü ve bir hafta içerisinde alınamayacak eşyaların derlenip toplanarak alınmış olduğu bir setup vardı orada. Ve Corruption oyuncu zaten kaliteli oyuncu. Bir de onun üzerine %50 daha fazla DPS'ini arttırabilecek kadar güçlü eşyalar olduğu için boss hemen indi. Yani bir ya da iki ölü vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Limit'in World First Kill'in videosunu izleyin. O kadar temiz bir kill aldılar yani. Bir de geçmişte Method'un almış olduğu kill'lere bakın yani. Bir tank ayakta, iki DPS ayakta. Hadi yavrum öldür onu, öldür falan diye böyle diğer bütün ölülerin ayakta izlediği maçlardı. Tabii ki de bunu sadece Corrupted'a bağlamıyorum ama bu bir etkendir. Ve buradaki zevki de baltalayan bir sistem oldu Corruption aynı zamanda. Peki, şimdi bu kadar şeyi söyledik, söyledik, söyledik. Shadowlands'te bizi ne bekliyor? Burayı iki kısma ayıracağım. Bir, Shadowlands'te bize ne bekliyor? Onu anlatacağım sizlere, onu söyleyeceğim. Ve oradaki tehlikelerin neler olabileceğini söyleyeceğim. Eğer BFA'daki dersler alınmamışsa, ve önerilerimi de şey yapacağım. Bu öneriler dahilinde Shadowlands gelirse tadından yenmeyecek bir expansion olur. Bu kısmı da ikiye bölüyorum. İlk kısmına başlıyorum. BFA'dan Shadowlands'e geçerken arkadaşlar, bize şu söylenmedi. Şu an hala bilmiyoruz. Eşya sistemi ve seviye ne olacak? Bunu hala bilmiyoruz. Yani bildiğimiz bir gerçek var. Corruption sistemi Nuzzot'la anlamlı bir sistem olduğu için Shadowlands'e gittiğimizde Corrupted eşya ile karşılaşmayacağız. Yani Corrupted eşya Shadowlands'in bir parçası olmayacak. Dolayısıyla o sistem kaldırılıyor. Fakat Warforged ve Titanforge'u da bir daha görmeyeceğimiz söylendiği için ve Ian'ın geçmiş ay yapmış olduğu o röportajda "biz bu Corrupted sistemden aslında memnunuz" dediği için korkuyoruz. Korkumuz şu: bu sefer Corrupted değil de Death Touched bir eşya sistemi getirdik. Bunu üzerinize giydiğiniz zaman bu random düşecek ama işte şu şu kötü özellikler olabilir derlerse, yani Corruption sisteminin aynısı ya da onun muadili fakat adı Corrupted değil de başka bir şey, bir sistem olarak gelirse, bu üzücü olur. Ben oyuncuların böyle bir sistemi isteyeceğini şimdilik düşünmüyorum. Aynı zamanda Azerith Armor BFA'nın konusu içerisinde kalan bir olay. Çünkü Azerith Armor'ı bize sağlayan bizim o kolyemizden aldığımız güç. Dolayısıyla kolyeden aldığımız gücün kullanıldığı Azerith Armor'lar Shadowlands'te kolyemiz olmayacağı için en başta, yani o kolye BFA'nın bir özelliğiydi. Dolayısıyla Azerith Armor da olmayacak. Bizim şu ana kadar bize anlatılan tek eşya geliştirme sistemi Legendary'lerimizi kendimiz yapıyor oluşumuz.
Biliyorsunuz Torghast Tower'ında ki bu Helm of Domination ve Frostmourne'un dövüldüğü ocaklarda kendi legendary eşyalarımızı yapacağız. Ve legendary eşyamızı yaparken de legendary eşya için gereken birimleri Torghast adı verilen ve şimdiki Horrific Vision'lara benzeyen sistem üzerinden elde edeceğiz. Yani oraya gireceğiz, gidebildiğimiz kadar noktaya gideceğiz kendi gücümüzü arttırarak ve oradan almış olduğumuz gücü ya da para birimini tutup legendary'mizi yükseltmek için harcayacağız. Bu biraz deterministik, yani RNG içermiyor. Bunun güzelliğini görebiliyorum. Yani kendi legendary'ini yapma, bunun bir zamana bağlı olması, senin oyunculuğuna bağlı olarak legendary'ini daha erken zamanda yapabilme ihtimali. Bunlar güzel. Fakat bunun yanında bize bir anima power tanıtıldı. Ve anima power da tanıtılırken dedi ki bu Legion'daki Artifact Power gibi, BFA'daki Azerith Power gibi şimdi de Anima Power'ımız var. Bu da bir AP yani. Fakat şunu söylediler. Legion'daki gibi ya da BFA'daki gibi bu Anima Power'ı sizin herhangi bir özelliğinizi daha da arttırmanızı gerektirecek ve her hafta ya da her ay ya da her zaman grind etmenizi gerektirecek bir şey olmayacak dendi. Dolayısıyla bu Anima Power'ın işleyişi, yeni eşya sistemi birazcık muallak. Fakat Legendary, eğer bizim hangi Legendary'yi yapacağımızı ben önceden belirleyebiliyorsam, onun bir blueprintini alabiliyorsam, atıyorum o bana benden Torghast'tan alacağım 10.000 birim currency'yi gerektiriyor. Ben oraya gidip işte kendi planımı yapabilirsem kağıt üzerinde, ha ben bunu 2 hafta sonra alabiliyorum. Yani bu şekilde kendi yolumu kendim çizebilirsem herhangi bir RNG olmadan bu Legendary sistemi çok çok güzel olabilir. İki özellik tanıtıldı. Çok büyük özellikler gibi gözükmese de birincisi Covenant'lar, ikincisi Torghast. Yani bu çıkacağımız Tower. Şimdi çıkılacak olan Tower Horrific Vision'ın ustalık dönemi olacak. Yani bize gösterdikleri kadarıyla Horrific Vision'larda işte Mother'a vermiş olduğumuz o coin'ler sayesinde elde etmiş olduğumuz bir ağaç vardı hatırlarsanız, işte ya solo girebiliyorsunuz ya grupça girebiliyorsunuz ve orada puanlar veriyorsunuz. Oradaki sistemde sizin klasınız ne olursa olsun özellikleriniz eşit. Yani şaman da olsanız, paladin de olsanız aynı özellikler veriliyor. Ama Torghast öyle olmayacak arkadaşlar. Torghast'ı bir roguelike oyun gibi düşünün. Kendi sınıfınızın güçleneceği özellikleri de alabiliyor olacaksınız. Bu başı başına heyecanlandırıcı bir şey. Yani en azından değiştirmezlerse. Bize söylenen buydu. Yani bu ne demek? Bu biraz hani Slay of Spire gibi bir oyuna benziyor. Biraz Dead Cells gibi bir oyuna benziyor. Yani kuleyi çıkarken her bir çıkış adımınızda kulenin içerisinde aldığınız özelliklerle kendinizi güçlendireceksiniz. Aynı zamanda her bir kuleye çıkarkenki denemelerinizi arttırdıktan sonra sizinle birlikte yaşayacak ve permanent, yani sizinle birlikte daima gelişecek bazı özelliklere de puan vereceksiniz. O yüzden bence, yani biraz erken konuşuyor olabilirim, eğer bu özelliği çok ciddi oturturlarsa bu oyuna gelmiş Mythic Plus özelliği gibi çok güzel bir özellik seneler boyu bu oyunla birlikte devam edebilir. Yani çok keyifli bir deneyim bizi bekliyor olabilir. Çünkü niye? Dediğim gibi class spesifik güçler de elde edebileceksiniz. Yani mesela Elemental Şamansınız. Flame Shock'unuzun dotunu 5 saniye daha arttıran bir özelliği, ama sadece tabii Tower'ın içerisinde kullanılacak bir özellik olarak düşünün bunu. Battleground'larda ya da PvE'de değil. Onu alıp onunla ilerlemeye çalışacaksınız. Ve her haftada kulenin içi değişeceği için, içerisindeki bosslar da değişeceği için bazı kararları o hafta içerisinde veriyor olmanız lazım. Bazılarında genel anlamda düşünerek veriyor olmanız lazım. Yani ben
AOE'mi daha çok mu arttırmalıyım, neye odaklanmalıyım, nasıl güçlendirmeliyim ve bunu yaparken de bunun sonucunda kulenin üst kısmına, en üst kısmına hedefleyeceksiniz ki legendary eşyanızı daha kolay geliştirebilirsiniz ve o legendary de eğer corruption itemlardaki kadar kırık olmasa da sizin hissedebileceğiniz ölçüde sizi güçlendirirse gerçekten çok güzel bir sistem olur. Ama dediğim gibi yani bu anima power ve diğer eşyaların sistemi ve raidlerde düşecek olan setlerin sistemleri çok önemli. Farklı şeyler denediler biliyorsunuz Battle for Azeroth'ta. Mesela kendi trinketini kendin yap özelliği gelmişti Mecha Gon'da. Hatırlarsanız punch kartlarla. O özelliği ben yeniden görebiliriz diye düşünüyorum. Torghast'ın içerisindeki forge'larda yapacağımız, kuracağımız malzemelerde. Kendi kritimizi, kendi haste'imizi belki ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunlar sadece düşünce. Daha henüz implementasyonun detayları verilmedi. Eğer öyle olursa BFA'da denedikleri fakat verim alamadıkları sistemlerin ustalık dönemi burada olacak. Fakat Covenant için benim bir ufak bir tehlikem var. Gördüğüm bir tehlike var. Covenant'lar biliyorsunuz 4 tane Covenant'tan birini seçeceğiz ve o seçimimizde özgürüz. Yani istersek Bastion'ı seçebiliriz, istersek Revendreth'i seçebiliriz, istersek Druidcileri seçebiliriz. Yani o seçimlerde Ardenveld'di galiba. Bunlar da özgürüz. Yalnız bu özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Neden? Geçtiğimiz haftalarda Taliesin de kendi videosunda değindi buna. Buna çok dikkat etmemiz lazım dedi ama ben ondan önce zaten söylemiştim o videodan önce. BlizzCon'da söylemiştim. Covenant'lar bize bazı özellikler verecek ve bu bizim gameplay'imizi etkiliyor. Dolayısıyla o Covenant'ların bizim gameplay'imizi etkileyecek farklı özellikler vermesi optimal anlamda bir Covenant'ın bizim klasımız için daha uygun olması anlamına gelebilir. Dolayısıyla benim Covenant'ı yanlış bir seçim olmadan seçebiliyor olmam lazım. Ben mesela BlizzCon'dan öğrendiğim kadarıyla Bastion'da Uther'i görebilecekmişiz. Benim gibi Paladin aşığının Revendreth'te ya da herhangi başka bir yerde işi yok. Ben varımı yoğumu Bastion için kullanmayı şu an kafamda planladım. Ama eğer Bastion'ın benim Retri Paladin'in DPS'ine katkıda bulunacak olan, verecek olan gameplay mekanikleri ve sistemleri eğer Revendreth'in vereceğinden daha kötü olursa ben optimum düzeyde oynayamayacağım bir klas seçimini sadece işte Uther'i görmek anlamında yapmış olmanın ya da onu bir hatalı seçim olarak yapmış olmanın sıkıntısını çekmek istemiyorum. Buradaki dengeyi Blizzard sağlayamaz. Yani kesinlikle sağlayamaz. Eğer her birine farklı farklı bir şeyler gelecekse bu mümkün değil. Çünkü biri birinden 10.000'de bir daha optimal olacak. Bunu metot limit biliyor olacak, hesaplıyor olacak ve onu seçecek. Herkes onu seçecek. Dolayısıyla benim istediğim şey şu. Oradaki seçimlerin, oradaki hikayelerin, orada tecrübe ettiğimiz şeylerin daha kozmetikte kalması. Yani ben bir paladin olarak o Covenant'ın setini beğendiğim için orayı seçeyim. Ama Revendreth'i de seçsem benim gameplay'im çok çok değişmesin. Eğer bu değişiklikler %1'in altında olursa benim gibi social bir oyuncu için göz ardı edilebilir. Negligible yani. Olsun tamam ben onu seçebilirim. Ama abi yok yanlış yapmışsın sen niye o Covenant'ı seçtin gibi raid'e geldiğim zaman raid liderim beni hadi git o Covenant'ı seç derse hiçbir anlamı kalmaz Covenant'ların. Dolayısıyla gördüğümüz bir tehlike var orada. Ve bunun acilen Blizzard tarafından düzgün bir şekilde test edilerek yapılması gerekiyor. Şimdi ben burada diyorum ya size işte %5 fark olursa kötü olur falan diye. Ama Blizzard şu anki testleriyle hiç umut vermiyor. Yani Echoing Void'in %50 nöflenmesi gerekiyormuş. Ha, biz bunu yanlış yapmışız diyen bir devreye alım süreci varken şu an oyunun benim Covenant'larda böyle çok ince bir çizgide denge beklemem çok büyük bir ihtimalle benim için hayal kırıklığı olacak. Yani ama umarım yapabilirler. Ki zamanında
Ghost Crawler zamanında, Cataclysm, Mist of Pandaria zamanlarında biz bu dengeleri gördük arkadaşlar. Çok çok kırık değildi. Ama şu an yani bir oyuna sürülen şey 2 hafta sonra ciddi hotfix'le nerfliyor. Ciddi yani. Hani bakın fixlere ben bir şey demem. Yani %10 azaltma, %5 azaltma, onu arttırma, belli spesifik bir case'de ona, onlar olabilir. Ona empati kurabilirim ama hani tamamen esensi %50 nerflenmesini gerektirecek bir testin yapılamamış olması, bu maalesef hani açıklanabilir bir durum değil. En azından Blizzard için. Ve söylenen Shadowlands ile ilgili yepyeni bir özellik de klasların yeniden tasarlanacak olması. Bu heyecan verici bir şey tabii ki de. Söyledikleri şey şuydu. Biz Legion'da klas değil, klasların speklerine yoğunlaştık. Legendary ve artifact itemlarından ötürü. Biliyorsunuz her bir speğin kendine ait artifact silahı vardı ve oyuncunun kimliği artık klas değil, klasın altına girmişti, speğine girmişti. Yani bir Shadow Priest elindeki zalat atıyla anlamlıydı. Bir efendime söyleyeyim Arcane Mage elindeki Elunet ile anlamlıydı. Dolayısıyla artık ben Mage'im demiyordu herkes. Ben bir Arcane Mage'im. Ben bir Paladin'im demiyordu. Ben bir Retri Paladin'im diyordu. Battle for Azeroth'ta artifact silahları kaldırılmasına rağmen bu class dizaynını değiştirmediler. Değiştiremediler. Belki de zamanları yoktu, bilmiyorum. Dolayısıyla Legion'dan kalma bir şeyi şimdi yeniden Shadowlands'te düzenliyorlar. Bu nedir? Spec spesifiklikten kurtarmak. Bu oyunun alt friendly özelliğini de biraz baltalayan bir şeydi. Yani benim o speğime ait olan şeyleri kendi üzerimde biriktirmeye çalışmak. Mesela bu essence'lerde de yapılan bir hata. Hata demeyelim de işte oyunun bu class tasarımında gerektiren, bu sınıf tasarımında gerektiren bir durumdu. Burada da ne yapıldı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ben bir essence alıyorum. Diyelim ki şey için. Retri için esansı aldım. O esansın Holy'de de almam gerekiyorsa Holy içinde ayrı esansını alıyorum ve onu vendorundan alıyorum ve onun içinde bir şey biriktiriyorum. Mesela atıyorum repimle ve bir currency ile alınabilecek olan bir Retri'nin speyini, tamam belki o şey aynı karakterde olduğum için artık repi kasmama gerek yok ama o currency'yi bir daha kasmamı gerektiriyordu. Dolayısıyla hani alt, yani bırakın alt karakter oynamayı, off spec oynamak bile zulüm olmaya başladı. Legion'da zaten öyleydi. BFA'da o değişmedi. Ama artık diyorlar ki biz bunu klasları bir daha yeniden tasarlayacağız ve değişecek. Siz artık spec'inizden bağımsız olarak bir paladin oynadığınızı hissedeceksiniz. Yani bu ne demek? Mesela auralarımız yeniden geliyor paladinler için. Devotion auradır, retro auradır falan, biliyorsunuz eski auraları. Şamanların hepsine totemleri geliyor gene. Yani enhancement şamanın işte bu totemi atabilir. Bu öyle bir şey yok. Rockları her hepsine poisonları geliyor vesaire, bütün sınıflar. Hatta şunu söylediler. Mesela bugün bir level bir karakter açtığınızda, diyelim ki priest oynamak istiyorsunuz. Priest açtınız. Level bir karakterin C'ye basıp karakter ekranına baktığınızda onu disiplin priest olarak görüyorsunuz. Yani oyuna bir priest olarak başladığınızda speğinizle başlıyorsunuz. Ve değiştirmezseniz level 10'a geldiğinizde o disiplin priest olarak devam edersiniz hiçbir şeyden haberiniz olmadan mesela. Onu değiştiriyorlar artık. Oyuna bir priest olarak başlıyorsunuz. Spec ile değil. Spec seçimi yapabileceğiniz zamana kadar level aldığınızda her 3 spec'ten de skill'lerinizi alıyorsunuz. Mesela Mage'den örnek verelim, o daha anlaşılır olur. Mesela Mage açtınız. Fireball'u da biliyorsunuz. Frost Nova'yı da biliyorsunuz. Arcane skill'inizi de biliyorsunuz. Sonra level 10 olduğunuzda buyur spec'ini seç diyor. Ve seçmiş olduğunuz spec'ten sonra bütün mage yelpazesindeki spell'leri hepsi birden öğreniyor. Yani bizdeki aura mantığında düşünürseniz. Fakat seçmiş olduğunuz spec'lerdeki spell'ler daha da ustalaşıyorsunuz. Arcane'siniz mesela, atıyorum artık Arcane Bolt'unuz daha fazla vuruyor vesaire. Dolayısıyla klaslar yeniden tasarlanacak. Bu yeniden tasarlama klas kimliğini geri getireceği için biraz daha off-spec friendly olabilir. Biraz daha zevkli olabilir.
eskiden kaybettiğimiz bazı şeyleri yeniden geri kazanacağız. Skill'leri vesaire. Ve yeniden çalışacağı için belki yeniden bir denge gelebilir. Ama belki de yeniden denge bozulabilir. Bilemiyorum. Şimdi şeyi soruyor olabilirsiniz. Peki abi söylüyorsun işte Ian Azikostas da bunları söylüyor. Ama daha sonra çözüm olarak getirdikleri o söylediklerini karşılamıyor. Yani şimdi biz yeni bir sistem getiriyoruz. Neden bu sistemi getiriyoruz? Bunları düzeltmek için. Bu sistem de bunları düzeltmiyor ki. Hani o sistemin yeni sistemi getirmenizin nedeni olarak gösterdiğiniz şeylere bir ölçün değil. Bu neden böyle oluyor? Neden yaptıklarıyla, söyledikleriyle yaptıkları tutmuyor? Benim görüşüm arkadaşlar, bir gaming direktör olarak onun zihninden geçenlerle yapabildikleri arasında da ne yazık ki fark var. Yani kendi şirketinin ya da Activision'ın bilmiyorum artık ona izin verdikleriyle kendisinin yapabildikleri arasında da fark var. Blizzard inşallah bu döngüden kurtulup yeniden gameplay first, o Blizzard kampüsünün önündeki o ork heykelinin etrafındaki o ideallerden ilki olan gameplay first'ü yeniden kendi ilkesi olarak edinip Shadowlands'ı tasarlarken, ya tamam yani biliyorum, mesela Ian şöyle bir şey diyebilse mesela, yani bir management board falan varsa gaming direktör olarak söylediklerinin yerine konan şeyler tutmuyor ya, bu şu an BFA'daki bütün bu sistemler bizim bu oyunu daha fazla oynamamız için kurulmuş olan sistemler ki mantıklı, yani bir şirket olarak baktığınızda böyle. Ama bunun biraz daha oyuncu dostu ya da oyuncunun yanında onun zevk alabileceği türde bazı mekaniklerle süslenerek yapılması oyunun uzun vadede daha çok gelir elde etmesine sebebiyet verecek. Umarım, yani ben sadece böyle olduğunu düşünüyorum, yoksa bu tamamen oyuncuyla dalga geçmek olur. Yani işte Warforge ve Titanforge'u biz buradaki RNG'yi beğenmiyoruz, kaldıracağız deyip Corrupted'daki bu RNG'yi getirmek, hani bilmiyorum yani, hani insan dalga geçmek gibi yani. Dolayısıyla ben oradaki de şeyi de anlayabiliyorum. Yani neden RNG'yi getiriyorlar? Ya işte oynuyorsun oyunu. Ya düşerse ya çıkar diye. Milli Piyango gibi. Her hafta ya olursa bu sefer. Ve oyunda kalıyorsun bu yüzden de sırf. Deterministik bir eşya dağıtımı olduğu zaman hedeflerine ulaşırsın ve tamam dersin, ben bu oyunda alabileceğim bütün eşyaları almış durumdayım. Teşekkür ederim dersin. Belki de oyunu oynamayabilirsin. Ama bu o kısma gelene kadar oyuncuyu daha mutlu edecek. Belki adam tutar onu tamamladıysa bir alt kasar. Oyuna tekrardan geri dönebilir. Ya da şöyle söyleyeyim, bu RNG sistemi içerisinde 1000 kişi oynuyorsa belki deterministik sistem içinde 10.000 kişi oynayacak daha çok zevk aldığı için. Yani bunu Blizzard'ın, yani bilmiyorum, eğer sesimizi duyurabiliyorsak bir şekilde mutlaka ama mutlaka gözden geçirmesi gerekiyor. Peki, önerilerim. Şimdi böyle başkalarının yaptığı gibi ya da başka içerik üreticinin yaptığı gibi eleştirilerimizi yapıp yerden yere vurup da öyle bırakmak olmaz. Biz bu oyunu seviyoruz. Biz Blizzard'ı seviyoruz. Yapmış olduğu hataları ya da eleştirilerimizi yapıcı olarak yapmamız lazım. Ne yapması lazım Shadowlands'da? Benim önerilerim. 1. Sade olsun. World of Warcraft klasiği milyonlarca insan oynuyor. Ve onun içerisindeki sistemlerin sadeliği ve deterministliği başka hiçbir expansion'da görmediğimiz sistemler. Sade olsun. Daha az para birimi kullanasın oyun içerisinde. Daha az currency, bu para birimi bir ölçüttür. BFA'da, yani şimdi biraz oyundan size göstereyim arkadaşlar. Eğer şeyi açarsanız, şu currency sekmesini, Allah aşkına bakar mısınız? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buna bir tane daha eklenecek. 10 tane. Yani bu kadar karmaşık olmasına bir expansion'ın, bu sisteminin gerek yok. Yani 8.2'de Mana Pearl'ü getirmek, 8.3'de Memento'yu getirmek, aynı zamanda Vision'ı getirmek, Vision'dan topladığını Memento'da başka bir şeye harcamak, Vision'la şeyi alıp ona girmek, o sırada Seventh Legion Service madalyonlarıyla kozmetik ürünler almak, ondan sonra
şeyleri almak için, Warform fake'leri almak, Titan Residuum'u, Azerite... Gerek yok bu kadar karmaşıklığa. Daha sade. Belki 2, belki 3 şeyle oynanabilecek. Mesela Legion'da da fazlaymış. Ama bu her bir şey geldiğinde bu böyle artmıştı. Sistemle daha sade olması daha karmaşıktır. Onu yapabilirlerse bu bence tadından yenmeyecektir yani. Raid tier'leri geri gelebilir. Önerimdir. Raid tier'i oyuncunun raid yapmasını teşvik eder. Ve eğer raid tier'i ilk kaldırıldığı sistemin yerine alternatif olarak Shadowlands'de daha düzgün bir sistem gelmeyecekse, ki eşya sistemi henüz anlatılmadı orada. Sadece Legendary yapacağımızı biliyoruz kendimize. Başka öneri olursa olabilir. Ama raid tier'indeki olumsuzluklar şu an çözülmedi. Çözülmediyse raid tier'i geri gelsin. Böylelikle madem klaslar yeniden kendi kimliğine kavuşuyor, ben kendi oynayacağım Paladin'imin Paladin setiyle görmek istiyorum. Hani bir Death Knight'la ya da bir Warrior'la paylaşmış olduğum plate setiyle değil. Bunu düzeltmenin yolu ne? Bunu düzeltmenin yolu arkadaşlar, üzerimizdeki bir eşyanın progresi dahil edilmemesi. Şimdi Legion'dan beri Legion'da artifact'imiz vardı. BFA'da kolyemiz var değil mi? BFA'daki kolye daha kötü. En azından Legion'daki artifact gözümüzde görebiliyorduk. Kolyeyi göremiyoruz da. Boşu boşuna bir slottan olduk. Ya öyle düşünüyorum ben şahsen. Yani o neck slotu, herhangi bir neck yok artık oyunda. Hani keşke kolye düşse falan mesela, o tamamen gitti. Bunu düzeltmenin yolu arkadaşlar, eşya progresini eğer bir şey yapacaksan onun dışına almaları. Yani bir anima power bir şey de mi biriktireceğiz? Üzerimdeki eşyada olmasın o. Üstümden kullanmayayım ben onu. Yani onu bir trinket'e, bir back'e, bir şeye yamamayayım. Ben zaten bir legendary yapacağım kendi üstüme eşyada. Eğer bir yerde bir anima power kasacaksan, bir şey olacaksa o dışarı çıksın. Böylelikle bir slotluk yer açılır ve o hani raid tier'ini, setini oluşturan adam başka hiçbir şey giyemiyordu ya, onun üzerine değiştiremiyordu. Ona da bir çözüm olmuş olur. Ayrıca raid tier'i de geri gelirse, bu sefer raid tier'inin yerine gelecek olan eşya eğer legendary olursa, raid tier'inin set bonusundan daha iyi bir eşya gelebilme ihtimali olduğundan raid tier'in setini de değiştirebiliriz. Aynı zamanda raid tier'leri şöyle çalışıyordu. 5 eşya vardı. 5 eşyanın 4'ünden siz özelliğinizi alıyordunuz. Ve o kadar güzeldi ki sizin oyun içerisindeki gameplay'inizi bile etki ediyordu. Mesela ben Legion zamanında Nighthold'daki 4 set şeyini hatırlıyorum Retri'de. Judgment'ı öyle bir buff'lıyordu ki bütün talent ve rotasyon sistemi ona göre değişmişti. Ve bir anda oynanabilirlik çeşitlenmişti. Bu diğer klaslar için de tabi aynıydı. Dolayısıyla raid tier'leri geri gelsin. Eğer yerine daha düzgün bir eşya sistemi gelmeyecekse, bununla devam edeceksek, ne olur geri gelsin. 3. PvP vendorları ve PvP'de güçlenmemizi sağlayan, PvP'deki güçlendiğimizi gösteren eşyalar geri gelebilir Shadowlands'te. PvP ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı bildiğim kadarıyla. Ne BlizzCon'da yapıldı ne de BlizzCon sonrasında yapıldı. PvP vendorlarından eşya almak hala bir opsiyon olarak Blizzard'ın kendi aklında tuttuğu bir şey olarak ben biliyorum. Buradaki amacımız da şu arkadaşlar. PvP yaparken üzerimize giydiğimiz bazı eşyalar vardı eskiden, Resilience veren. Resilience ile birlikte eğer size bir NPC vurmuyor, gerçek bir oyuncu vuruyorsa, Resilience ile eşyalarla daha efektif oluyordunuz. Ve PvP'de o eşyalara sahip olmanız gerekiyordu. Eğer o eşyalarınız yoksa oyun içerisinde herhangi bir BG ya da arena buraya girdiğinizde sizin o progresi kendi üzerinizde hissediyordunuz. İlk girdiğinizde efendi gibi dayağınızı yiyordunuz. Ondan sonra güçlendikçe honor point ve valor pointlerinizi kastıkça gidip PvP'lerden aldığınız eşyalarla birlikte artık daha az öldüğünüzü, sizin güçlendiğinizi ve
PvP'ye süre harcayan insanların, bakın bu çok önemli, PvP'ye süre harcayan insanların o harcamış olduğu süredeki emeğin karşılığını alabildiğini görüyordunuz. Ama şimdi öyle değil. Yani PvP'de ya da arenada gerçekten başarılı olmak isteyen birinin PvP ile hiç alakalı olmayan bir essence sahip olması veya bir corrupted eşyasının düşmesi gerekiyor. Hatta bazı corrupted eşyalar, mesela diyelim ki Nuzot'tan düşen eşya corrupted, tamamen corrupted olduğunu bildiğimiz bir eşya. Yani corrupted düşeceği kesin olan bir eşya olduğu için insanları PvP yapmaya zorluyor. Ben sadece PvP yapmak isteyen insanın PvE'ye, sadece PvE yapmak isteyen insanın PvP'ye zorla, bakın zorla, yani eğer bunu yapmazsan PvP'de başarılı olamazsın kısmına getirttirecek kadar iç içe girmemesi taraftarıyım. Böylelikle insanlar bu oyundan daha çok zevk alacaktır. O yüzden PvP vendorları buna bir alternatiftir. Getirmek istemiyorlarsa bu söylediğim soruna bir çare şey yapmalarını bekliyorum. Böylelikle insanlar PvP'ye de daha şevkle oynayacaklar. PvE yaparken ya ben bir de PvP'ye başlamak istiyorum dediklerinde onu da yapabilirler. Ian Hazzikostas bir tane şeyi vardı onun. Brian Holinka'yla mı yapmış olduğu bir şeyde şunu söylemişti. Komple oyuncuları ödüllendirmek istiyoruz. Yani hem PvP'de çok iyi, hem PvE'de çok iyi. Yani öyle adamlar yok mu? Var. Adam gidiyor, PvP'de en yüksek title da alabiliyor arenada. PvE'de gidiyor, ilk yüzde şeyi de kesebiliyor. O oyuncuların değerini, her iki tarafta oynayan oyuncuların değerini bir tık arttırmak için onlar için bir şey, özel bir şeyler yapmak istiyoruz demişti. Bunu bu sistemle de yapabilirler arkadaşlar. Yani ben hiç gocunmam. PvE'de atıyorum Mythic Nuzot kesmiş, PvP'de de 2600 üstü reytingi almış bir oyuncu her iki tarafta, hem PvP'de hem PvE'de %1 daha fazla vursun. Vursun. Adam hak etmiş. Ama tutup da diğer belki de 1 milyon insanın PvP yapmak isteyen insanı tutup da raid'e sokmak zorunda bırakmak ya da tam tersi PvE yapmak isteyen bir insanı tutup her hafta World PvP'sini açtırıp o Conquest puanlarını toplamaya zorlamak bence anlamsız. 4. Daha deterministik bir eşya sistemi kesinlikle gelmeli. Yani corruption olmasa da ben her hafta heyecanlanmalıyım. Ah bu hafta yani yaptığım progrese göre şu an sıra bende, bu eşyayı alabileceğim. İşte Legendary'mi yapabileceğim. Torghast'ta şu kadar yukarı çıkabileceğim. Bu bir RNG'ye bağlanmasın. Bağlanacaksa da çok tatlı bir RNG olsun. Üzmeyecek kadar. Yani %80'i gözlemlenebilir ya da hesaplanabilir. %20'si tamam şansa olabilir. Ama bu tamamen %80 şans, %20 deterministik ve o %80 şans da olmazsa klasını oynayamayacak haldesin. Böyle olmaz. Şu an 8-3'te yaşanan bu. Yani 8-3'te bir kişi kompetitif bir şekilde PvE yapmak istiyorsa şanslı olması gerekiyor. Ya da çok goldu olacak, çekecek aheden. Bu böyle olmamalı. Alt karakter veya off spec oynatabilmeli. Böyle olacağı söylendi. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz hatalardan bakılarak BlizzCon'da söylendi bu. Shadowlands'in daha az alt karakter fazla alt karakter friendly ve dostu ve off spec dostu olacağı söylendi. Siz eğer oyuna başladığınız zaman main karakterinizle 4 Covenant'ın 4'ünün de hikayesini oynayacak şekilde level alacaksınız. Son şeye geldiğinizde de bir Covenant'ı seçeceksiniz. Bir alt karakterle oynadığınızda o seçimi baştan yapacaksınız. Çünkü biliyorsunuz onları oynamanıza gerek yok. Level'lamayı da anladığım kadarıyla, tam bilmiyorum ama anladığım kadarıyla her haritanın o questlerini yapmak zorunda olmadan ya da o Covenant seçimlerinden önce size sunulmuş olan senaryo petlerini görmeden yapabileceksiniz. Bunlar güzel şeyler. İnsanlar main karakterini oynadıktan sonra bir tane de sevdiği alt karakter, yani tabii
benim gibi 15 tane alt karakteriniz olmasına gerek yok ama hani çeşitlilik, en azından rol çeşitliliği. Yani DPS oynuyorsanız bir healer, tank oynuyorsanız bir DPS ya da range oynuyorsanız bir melee. Böyle bir rol çeşitliliği yapabilecek bir alt karakter oynamak her zaman güzeldir ve keyif verir. Ve dolayısıyla oynanan expansion'ın bunu biraz daha katkıda sunması gerekiyor. Ve son olarak söyleyeceğim şey, öneri olarak, ne olur daha az bug, daha az nerf. Fix'e okeyim. Yani ufak düzeltmeler olabilir. Yani hesaplanamamıştır, gayet normal. Ya da oyuncunun aklından geçen hinlik şeytanlığı bütün oyun ekibi düşünememiş olabilir. Onun için bir fix gerekiyorsa yapılabilir. O insanlık hali diyebiliriz ona. Ama yani dediğim gibi hep o örneği veriyorum ama Echoing Void'e %50 nerf yapılmasını gerektirecek bir fix daha az olmalı. Biz BFA'da çok bug'la karşılaştık. Bu sistemlerin karmaşıklığından kaynaklanan ve her bir peşte yeni bir sistemle oynamak zorunda kalmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Shadowlands, dediğim gibi o röportajda bize verilen soruya yanıt olarak daha ayakları yere basan ve eşya sistemi ve Shadowlands'in kendi sistemi olarak en başta başlayacağı sistemi sonuna kadar götüreceğini düşündüğüm bir ek paket olacaktır. Dolayısıyla daha az bug içerecektir. Fakat BFA'daki gibi oyunculardan gelen geri bildirimleri ciddiye alıp da 9.2, 9.3'te aynı BFA'da yaptıkları gibi ek yeni sistemlerle oyuna entegre etmeye çalışırlarsa başka şeyleri, tabi bu bug'lara ve oyun içerisindeki hatalara daha fazla açık olmasını anlamına gelecektir Blizzard'ın. Bilmiyorum bu nasıl düzelir. Yani önerim olarak bilmiyorum. Yani test ekibinin sayısı mı arttırılabilir ya da kaliteli test nasıl yapılabilir? Bu gözden kaçmaması gereken şeyler için söylüyorum tabii bunu. Dediğim gibi her oyunda bu arada, yani bu Blizzard'la alakalı değil, her oyunda bug'lar olabilir, fixlenmesi gereken şeyler olabilir, yanlış hesaplar olabilir ama çok çok büyük gediklerin olmaması gerekiyor. Legion çok güzel bir expansion diyoruz ya her zaman. Benim Legion'dan aklımda kalan en büyük özelliklerden biri launch day'di arkadaşlar. O oyunun eklenti paketinin başladığı gün. Sanki bir fix atılmış, yani bir ek paket oynamaya başlamıyormuşum gibi o gün. Sanki normal bir çarşamba günü oyuna bir fix gelmiş, hotfix. Sanki onu açmış, oynamışız gibi. Son derece böyle mükemmel, ne denir ona? Hani pürüzsüzlükte böyle bir oyuna geçiş. Gidip legendary item'ımızı alma, senaryomuza girme, bütün oyuncuları dünyanın dört bir yanına dağıtıp hiçbir yerde bir server teklemesi, queue time'larda artış olan olmadan öyle bir deneyimdi. Shadowlands'te de bunların aynısının olmasını bekliyoruz. Umarım hepimiz böyle Ice Cream Stadion'un oraya gidip de bir portaldan tıklayarak Shadowlands'e gitmiyoruzdur. Bu bir felaket olur. Aynı Warlords of Draenor'da olduğu gibi. Bunlar da arkadaşlar benim Shadowlands'in daha iyi olması için önerilerim. Tabii ki de daha Blizzard'ın önünde uzun bir zaman var geliştirme aşamasında. Daha alfa yeni yeni build'ları encrypted olarak ekleniyor. Bu alfalar dağıtılacak. Sonra betalar olacak. Sonra public test realm'ler olacak. Herkes PTR'larda bunu test edecekler. Ve her zaman için aynı bu videoda yaptığım gibi yapıcı geri bildirimlerle eleştirimizi de yapacağız. Ama bu eleştirinin düzeltilmesi için neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerle birlikte Blizzard'ın kapısını aşındırmamız lazım. Böylelikle ben Shadowlands'in en azından BFA kadar eğer bu öneriler üzerinden gidilirse BFA'dan daha iyi bir ek paket olacağını düşünüyorum şimdiden. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizlerin de eğer bu konuyla ilgili yorumları, düzeltilmesi gereken şeyler olur ya da benim söylediklerimi düzeltmek istediğiniz yerler olur,
Onunla ilgili bütün yorumlarınızı da bu bir YouTube videosu olduğu zaman da videonun yorumlar kısmına iletmekten çekinmeyin. Hepsini tek tek okuyorum ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.